Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun değerli kardeşlerim. Bu kanalı açmamızın sebebi günümüzün vebası, kanseri olan bir ilimden bahsedeceğim. Havas ilmi. Havas ilmi nedir? Havas ilmi, görünmeyen varlıklarla iletişime geçmek demektir. Havas ilmi sadece Müslümanlıkta olan bir şey değildir. Bu Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan beridir, Yahudilikte olsun, Hristiyanlıkta olsun ve Müslümanlıkta kullanılan çok önemli ilimlerden biridir güzel kardeşlerim. Çok önemli olduğu için de her önüne gelen ben Havas alimiyim, Havas hocasıyım diyemez. Son 5-6 senedir bakıyorum da 15 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşını geçmeyecek kardeşlerimiz yine diyelim biz onlara. Ben Havas alimiyim. Ben Havas hocasıyım. Ben işte cinciyim, falanım, filanım diyerek bu ilimden bahsetmeye başladılar. Ben de bu yüzden size bazı açıklamalar yapmak istedim. Havas ilmi o kadar ağır bir ilim ki güzel kardeşlerim. Her önüne gelen bu ilimle uğraşamaz. Her önüne gelen ben bu ilimde bir numarayım diyemez. Çünkü gözümüzden görmediğimiz varlıklardan bahsediyoruz. Görünmeyen varlıklar, cinler. Bu dünyayı biz nasıl paylaşıyorsak onlar da bizlerle beraber paylaşıyorlar. Biz onları göremiyoruz, lakin onlar her an, her dakika bizi görüyorlar. Sohbetimin başında da söylediğim gibi bu son zamanlarda yaygınlaşan sihir, büyü ve cin musallatları meydana geldi. Bu da aşırı derecede olmaya başladı. Çok aşırı olmaya başladı. Çünkü eskiden şöyle bir örnek verebilirim. Eskiden insanlar kiralık katil tutarlardı. Birinden intikam almak için. Veyahut birinden nefret ettiği için. Ama şimdi insanlar birbirinden intikam almak için, öç almak için, onun bunun evini dağıtmak için ne yapıyorlar? Sihir ve büyüyle uğraşmaya başladılar Allah muhafaza. Rabbim bizleri bunları yapanların şerrinden muhafaza eylesin inşallah güzel kardeşlerim. Bu ilimi herkes yapamaz. Ağzında süt kokusu gelen çocuk kalkıp da bu ilimde benim karşımda bahsedemez. Edemez. Ben görüyorum diyemez. Sen neyi görüyorsun ya? Sen neyi görüyorsun? Benim hutamım var. Sümme haşa. Sümme haşa iftira atma. Hutam arkadaşlar ikiye ayrılır. Bir, ayetlerin üstüne bastıra bastıra diyorum. Ayetleri koruyanlar, görünmeyen Rahmaniler. Bir de bu ismi gerçek anlamda onlara sözüm yoktur. Gerçek anlamda yapan hocalarımız vardır. Ha, bu hutamlar da onların yardımcılarıdır. Sakın ha sakın kimseye aldanmayın. Yok ben senin üzerine gönderdim. Aha da gönderme yaptım. Evini temizliyorlar. Efendime söyleyeyim seni temizliyorlar. Şunu yapıyor. İnanmayın güzel kardeşlerim. Bu kendisine faydası olmayan bir insan kalkıp da sana fayda göstermez. Kendi kendisini kandırıyor. Ve bunların çoğu da inanın ki hepsi çarpılmış. Esasen kendilerinin tedaviye ihtiyaçları vardır. Öyle her önüne gelen bu varlıklarla ilişkiye giremez. İlişkiye dediğim konuşamaz. Ama görüyorum ki adam sanki adamın ortaokul arkadaşı, lise arkadaşı, Ahmet gel buraya. Ahmet gir içine. Ahmet çıkar bakalım. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun güzel kardeşim ya?
Senin karşında duran, görünmeyen bir varlık. Sen buna ortaokul arkadaşın, lise arkadaşın gibi hitap edemezsin. Ben Ahmet Mehmet adında cin duymadım şimdiye kadar ya. Bunlar insan değil ki insanların ismini alsınlar. Güzel kardeşim, Allah onlara ayrı bir meziyet vermiştir. Ayrı bir özellik vermiştir. Ayrı bir kisvet vermiştir. İnsanları neyden yarattı? Balçıktan yarattı. Balçıktan yarattıktan sonra ne yaptı? Cenab-ı Allah ruh verdi. Cinler de öyle. Cinler neyden yaratıldı? Ateşin dumanından yaratıldı. Onlara da sonradan kisvet verildi. Şekil verildi, şema verildi. Konuşulacak dilleri verildi. Yapmayın, etmeyin. İnsanları kandırmayın. Ahmet hasarın üstüne gir bakalım, içine gir, temizle. Ahmet diye bir cin mi olur? Mehmet diye bir cin mi olur? İnsanları kandırmaktan başka yaptıkları bir şey yok bu gerizekalıları. Çok özür diliyorum sizlere ama bu budur. Bu şarlatanlara inanmayın. Havas ilmi, gizli ilim demek. Havas ilmi, tabiatla konuşmak demek. Havas ilmi, hayvanlarla konuşmak demek. Bitkiyle konuşmak demek kardeşim. Sen ilk önce havas ilminin ne olduğunu öğren. Havas ilmi sadece cinlerle irtibata geçmek değildir. Ağır bir ilimdir bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ilmi kime öğretti? Hazreti Ali radıyallahu anh'a öğretti. Hazreti Ali Efendimiz kime öğretti? İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri'ne öğretti. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri bu ilmi o kadar güzel geliştirdi ki astrolojiye bile girdi. Yıldız ilimlerine. Bu ilmin sonu yoktur. Öğrenebildiğin kadar öğrenirsin. Bu ilmin açılımı çoktur. Beyin yakar bu ilim. Bu ilim beyin yakar güzel kardeşlerim. Ama dediğim gibi bu ilmin bir de rahmani olmayan sıfatı var. Rahmani olmayan sıfatı nedir güzel kardeşlerim? İşte bu düzenbazlar sihir, büyü. Maalesef çok cüzi paralara insanların evlerini yıkıyoruz. Belki o cüzi parayı o karşıdaki adam ona fazlasıyla da verir. Fazlasıyla da verir o parayı ona bilse. Ama maalesef benim işte yaptığım büyü tutsun. İşte yav işte desinler ki ben falan büyücüyüm. Ben falan büyücüyüm. Ben filan büyücüyüm. Yapmayın. Ben bunun tedavisini yapıyorum diyen şarlatana da inanmayın. İnanmayın güzel kardeşlerim. Bununla ilgili detaylı bilgiler sizlere çok vereceğim Allah'ın izniyle. Bu kanalı da dediğim gibi kurmamın sebebi bunların yüzünü ortaya çıkarmak. Bu insanları kandıranların yüzlerini, maskelerini aşağıya indirmek. Bu nedir ya? Herkes kendisine bir süs vermiş kardeşim ya. Yazıktır, günahtır, yapmayın ya. İnsanların duygularıyla oynamayın. Ne olursa olsun insanlara ümit vermeyin. Ümit var olmayın. Yazıktır, günahtır. Onlar size sığınmışlar. Sizden bir şeyler bekliyorlar. Verin, hakkını verin. Tamam ben size demiyorum ki ücretinizi almayın. Alın ama karşıdaki insanı da mutlu edin. Bahtiyar edin. Ya sen 18 yaşındasın ya. Sen cinin C'sini görsen kaçacak yer arayacaksın ya. Cin sana böyle parmağını vursa 24 saat uyuyacaksın. Veyahut efendime söyleyeyim camilerin içinden çıkmayacaksın. Sen kalkmışsın böbürlene. Benim huddamım var. Beş vakit de namaz kılıyorsun sen. Niye yalan söylüyorsun? 5 vakit namaz kılan insan yalan söyler mi? Terbiyesiz, ahlaksız adam. Bunların gerçek yüzlerini Allah'ın izniyle ortadan kaldıracağız güzel kardeşlerim. Hepsini işfa edeceğiz inşallah. Elimizden geldiği kadar da ben dahil, vekillerim dahil elimizden geldiği kadar bu ilmi yaymaya çalışacağız. Ve insanlara elimizden geldiği kadar ulaşabileceğimiz yerlere kadar
ulaşacağımız insanlara kadar bu ilmi götüreceğiz ve insanlara faydalı olmaya çalışacağız Rabbimin izniyle. Allah'ım hepinizden razı olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerinize olsun kardeşlerim.